Öncelikle basit olarak sorayım. Rusya'dan gelen son açıklamalarda bizim işgal niyetimiz yok deniyor. Fakat şimdi tek tek okurum birazdan. Hem ABD Başkanı Joe Biden, hem İngiltere Başkanı Boris Johnson, Rusya girdi girecek çok feci bir işgalle burun burunayız açıklamaları geliyor. Hangi taraf doğruyu söylüyor ya da hangi tarafa daha inandırıcı buluyorsunuz? Şimdi Kübra Hanım, şöyle bir şey var. Böyle bir saldırıya nasıl karşılık verileceğini bilmeyen de bir batı var. Önce orayla gireyim. Doğru. Hani NATO Genel Sekreterinin açıklamalarına bakıyorsunuz. Çok sert karşılık vereceğiz. Ama ikinci cümle, yani NATO Genel Sekreteri çok sert karşılık vereceğiz dediği zaman ne anlarsınız? NATO bir askeri güç. Askeri karşılıktan bahsetmesi gerekiyor. Ama ikinci cümle, Rusya hayatında karşılaşmadığı ekonomik yaptırımlarla karşılaşır gibi bir cümle. Şimdi burada şöyle bir şeyi vurgulamak lazım. Özellikle 11 Eylül 2001'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ortamda yalpalaması Rusya adına da bir boşluk yarattı. Ve örneğin 8-8-2008 Gürcistan'a giriş önemli bir durumdur. Çünkü Gürcistan'ın düştüğü durum kendi sırtını batıya dayayan tüm ülkeler için bir örnek oluşturdu. Şöyle diyebilir miyiz? Soğuk Savaş bittikten sonra Rusya ile Batı bloğu arasında, NATO arasında aslında bir centilmenlik anlaşması yapılmıştı ve bir tür sınır belirlenmişti. Rusya ondan sonra, ama sonrasında NATO giderek ülke sayısı artmaya ve bir genişleme politikasına gitti. Rusya'da kardeşim benim bahçeme, benim arka bahçeme, benim hinterlandıma giriyorsunuz, girmeyin mi diyor. Hem 2000, Gürcistan olayında da böyle, 2004, Ukrayna'da da böyle. 2004 bir kırılma noktası bu konuda. Şöyle, eski Sovyet coğrafyasındaki ülkeler, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan ülkeleri NATO'ya alındığı zaman Ruslar dediler ki tamam, buraya kadar. Ve işte Putin'in bize sözlü şey verdiler, garanti verdiler, keşke yazılı alsaydık dediği nokta da orada başlıyor. Tamam, ben de onu sormaya 2000, çalıştım. 2008 Bükreş zirvesinde ipler koptu. NATO'nun Bükreş zirvesinde. Hani Putin'in dönüp de Amerikan başkanına köpekleşmeyin dediği masada zirvedir o. O zirvede Amerikalılar ısrarla Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya alınmasını istediler. Israrla. Avrupalılar başta Almanya olmak üzere Ukrayna konusunda net ve kesin durdular. Ama Amerika'yı da bir parça yumuşatabilmek adına Gürcistan için dediler ki 6 ay sonra Dışişleri Bakanları toplantısı var NATO'nun. Oraya kadar eğer Gürcistan kendi içerisindeki diplomasi sorunlarını, demokrasi sorunlarını çözer ise biz Gürcistan'ın NATO'ya alınmasını düşünebiliriz dediler. Şimdi o dönemki Gürcistan yönetimi Acaristan'da askeri çözümle sağladığı o bütünlüğü Güney Ossetya ve Abazya üzerinde de sağlamaya kalktı. Ve Rusya 3 günde Tiflis'e geldi. Şimdi 2000 yılında Putin iktidara geldiği zaman Kübra Hanım, askeri doktrinde bir değişiklik yaptı. En temel değişiklik şu. Rus ordusu, Rusya dışında yaşayan Rusya vatandaşlarının da hakkını korumakla mesuldür. Ki Ukrayna'daki Donbas Oraya bölgesi geleceğim. tam da böyle bir Bakın bölge. Gürcistan'da, Güney Ossetya'da %94'ünü çift pasaportlu hale getirmişlerdi girdikleri zaman. Yani Güney Ossetya'nın, Gürcistan içerisinde Güney Ossetya'nın %94'ü aynı zamanda Rusya Federasyonu vatandaşıydı. Abazya'da bu durum %67'leri bulmuştu. Buna dayanarak da girdiler. Ne oldu girdikten sonra? Batı'nın hiçbir şey yapamadığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri sargı bezi götürdü askeri gemiler. Bir de tabii Türkiye-Rusya ilişkilerine de geleceğiz ileride herhalde. Türk-Rus ilişkilerindeki güven noktası da belki o 2008 savaşı üzerindendir. Çünkü o döneme kadar Montreux karşıtı bir Rusya vardı. Türkiye o dönem Montreux'u o kadar doğru işletti. Yani daha doğrusu olması gibi işlettiği için Rusya ile arasındaki güven noktası da burada ortaya çıktı. Şimdi 2008'de Batı Rusya'ya karşı hiçbir şey yapamadı. 2014'te Kırım ihlak edildi, hiçbir şey yapamadınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki artık benim caydırıcılığımın ortaya çıkması gerekiyor. Hani Putin yapıyor ve kimse yapamıyor. Şimdi diplomasi tarihçisiyim. Ben biraz bunu Chamberlain'in
yumuşatma politikasına da benzetirim Hitler üzerinde. Bununla ilgili yazılar da yazıldı. Şimdi Amerika diyor ki ben artık Rusya'nın üçüncü bir hamlesine bir şekilde uluslararası ortama liderlik yapmam lazım, göz yummamam lazım. Şimdi bütün bu etki burada başlıyor. Sonuç itibariyle eğer Ukrayna'ya Rusya girirse neler kazanacak, neler kaybedeceğini de ileride konuşuruz Rusya adına. Hı hı. Çünkü burada bu uluslararası sistemde Kübra Hanım yalnızca askeri güçle bir yerde tutunmak ve orayı sürekli hale getirmek de çok zor. Çok zor. Peki iki tane sıcak soru sorayım. Hemen ilk turu böyle hızlı tur yapalım tüm konuklarımla. Bir, siz sıcak bir çatışma, işgal, hemen işte Şubat'a girdik, Biden Şubat'ı işaret etti. Bugünlerde bekliyor musunuz? Onunla bağlantılı Çetin Er diyor ki Putin Türkiye'ye gelmeden burada belli bir bölgeyi işgal edip eli güçlü gelmek istiyor. Böyle bir olasılık var mı yok mu? Bir resmi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir ülkenin bir parçasını işgal etmekle bütününü işgal etmek arasında bir fark yok. Yine işgalci oluyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla ben bir işgal beklemiyorum açıkçası. Hı hı. Ama burada hani söz konusu Rusya Federasyonu ve Putin olunca tabii bazı açık kapıları da bırakmakta yarar var. Ama beklemiyorum, şundan beklemiyorum. Bunun dünyayı getireceği ortam zaten pandeminin yarattığı, tüm dünyada yarattığı önemli bir ekonomik krizi daha da büyüyecek ve ekonomik krizi çok daha fazla tetikler. Ve bundan da en fazla etkilenecek ülkelerin başında Rusya Federasyonu geliyor. Türkiye'de şöyle de bir kanı var. Sanki her ortamda Rusya, Çin ortakmış gibi ya da ortak hareket ediyormuş gibi bir yaklaşım içerisinde Türkiye kamuoyu, ama Rusya ile Çin arasında da çok fazlasıyla farklılıklar ve farklı anlayış var politika izlemede. Dolayısıyla Ruslar salt doğuya da çok fazlasıyla güvenmiyorlar. Bu da bir etken. Çin'in de bu konuda hani savaş istemiyoruz, burada işgal istemiyoruz, barıştan yanayız, istikrardan yanayız açıklamaları da esasında Rusya'yı biraz yalnız bırakıyor. Bir de biliyorsunuz Amerikalılar da şöyle yazılar da çıktı. Çin Rusya'yı engellemek zorunda, Çin doğru diplomasi yaratmak zorunda gibi yazılar da çıktı bu arada. Yani Çin'den daha bir aktif politika izlemesini tavsiye eden ya da tüm uluslararası kamuoyu için isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de var. Peki, bu dengeleri daha konuşacağız.